Hızlısın. Ha. Bravo. Öğrendim. Senin radyo makinesi. Selamlar Milyon TV'ye. Velet Dada'ya hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Hoş bulduk. Ben Hatır Şinas. Kim? Hatır Şinas. Hatır Şinas. Ama Şinas mı? Bir saat sonra Çakır Keyif'te olabilirim. Neden? Şimdi keyifli bir sohbetin üzerine Çakır olmak da kaçınılmaz diye görüyorum ama. Evet, maalesef. Anladım ben onu. Şimdi gece ne diyorlar, late night show, gece şovu olunca değil mi? Bir saatten sonra böyle telefonlar olabiliyor. Nereden arıyorsunuz peki? Kadir Şinast mı yoksa Hasır Şinast? Hatır Şinast. Hatır Şinast. Tabii. Kadir'in küçük kardeşi bu, Hatır Şinast. Kuzenim. Kuzenin, eyvallah abi. Peki, nereden arıyorsunuz dediniz? İstanbul'dan arıyorum ama hala arıyorum, bulamadım. Hala arıyorsunuz, bulamadım. İstanbul'dan arıyorsunuz, hala arıyorsunuz, bulamadım. Güzel. Peki, konuklarımız Emre Mutlu, Ferdi Sancar ve Muti. Var mıdır hayatlarında merak ettiğiniz bir şey? Veyahut da neden bir insan yeni başlayan ilk programı arar? Bizi mi troller? Benim anlamadığım bir şey var. Emre Mutlu gerçekten mutlu mu? Allah seni kahretsin. İsim benzerliği mi? Eyvallah. İsim benzerliği değil aslında. Kötü iyi mi? Şöyle ben bilimsel olarak mı açıklayayım bunu? Yani. Yok, filmsel olarak açıkla abi. Şakalar çok iyi. Yani çok soy ismim Mutlu, bu benim elimde olan bir şey değil kardeşim. Ama şu an içinde bulunduğum durumdan mutlu musun dersen mutluyum. Yani etli, mutlu ve çocuklu musun abi? Yayına promil ölçer bir alet alabiliyor muyum? Şu an trafik polisinin telefonundan bağlanıyorum size. Sen bana versene trafik polisini. Kardeşim mutluyum. Allah'a çok şükür mutluyum. Mutluyum, eyvallah, sağ olasın. Emre mutlu. Ben bir de abi İrfan'la hatıranızı dinledim. Evet. Akşam mesaj attı. İşte sana çok ihtiyacım var demiş. Sabah tekrar mesaj atmış falan. En son işte evde taşınacak eşya var demiş ya. Evet. Ben oradan şöyle bir sonuç çıkardım. Kadınlar hep kendilerini taşıyacak bir erkek arar. Ama evet. Erkekler hep beyaz eşya taşıyacak bir arkadaş arar demek ki. Bravo. Yani şimdi evet. Vallahi bravo yani. Gerçekten de bravo. Tespit doğru ama erkekler de bazen beyaz eşya taşıyacak insan arayabiliyorlar. Yani kadınların... Ama eşyalar arasında da ırkçılık yapmamak lazım abi. Beyaz, siyah diye. Yok, bende siyah eşya da var. Benim bulaşık makinem siyah. Ama beyaz eşya diye geçiyor. Bahtsızlığa bak. Yo, hadi siyah eşya diye geçiyor. Alırken siyah eşya diye aldım ben. Mesela Morgan Freeman'ın fremeni yapmış. Morgan Freeman. Forever yapmış ama. Çok forever yapmış. Helal olsun. Bravo kardeşim. Nasıl beğendiniz beyefendi? Kadir Şinas beyefendi. Hatır Şinas efendim. Hatır Şinas. Pardon. Özür diliyorum. Yalnız sana bir söyleyeyim. Muti yarın sana güzel bir şarkı yapacak. Ben sana söyleyeyim. Bu rapçilerin zaten baba bizim ellerim var ya, sana bir şarkı yapacaktım. Tabi. Neydi o? Sana bir şarkı yapacağım demiştim. İşte ben yaptım. İşte ben tuttum. Norman değil mi o? Baba işte bir de böyle bir sıkıntı var. Yayınlayamıyoruz yani çoğunu. Evet. Yani Ender'in mesela benim programa yaptığı şeyler var. Full bel altı. Bel altı demeyeyim de full arka sokak. Full underground. Eyvallah. Yani. Peki beyefendi. Ben sizi sevdim. Açıkça söyleyeyim. Yarın gelip başlayayım. Tanımadığınız için seversiniz tabi. Tanımak istiyorum, yüz yüze görmek istiyorum sizi. Gerçekten de öyle. Ben de oraya gelecek yüz yok efendim. Nereye gelecek yüz var efendim sizde? Bizim mahalleye gelin lütfen. Tamam. Bizim mahalle çok yüzsüzlerin mahallesi. Ya gündüz Esra Erol'daydı kesin. Sonra Müge Anlı'daydım ama tam Müge Anlı'daydım, sonra anlayamadı. Ben Müge Ansız'a geçtim. Ay! Ben sana bir söyleyeyim mi? Senin ben canını yerim. Bir insan ibadet gibi yemin etmiş, bu kadar arka arkaya şaka yapamaz kanka. Helal olsun. Çıkarabilir miyim bu arada? Bir dakika arkadaşlar. Bir saniye. Umut Kuzey mesaj atsın. Çıkarabilir miyim? Gerçekten terledim. Ben son zamanlarda çok terleyen bir adamım. Neden? Son zaman. Önce hiç terlemiyordum. Frigori seninle alakalı. Yeşillerle daha İlaç olgunlaştı. İlaç da geliyor. Kanka artık buraya girmemiz lazım yani. Eyvallah. Sevgili izleyenler. Oğlum arkayı resmen dörtledik ya. Hiç komik değil. Yalnız ben de oturunca Ferdi kapandı. Ben, adam yok yani. Ferdi'yi ben kapatayım. Ben üçünüzü kapatırım oğlum istiyorsan bak. Şöyle bir eğildi mi bittiniz yani. Çok güzelmiş ya. Peki gerçek. O en son söylediğinizi bir daha söyler misiniz beyefendi? Ayakta yolcu alıyorsanız ben de geleyim. Ay. Ayakta yolcu alıyoruz ama minibüs erkek de olur, riske girme bence. İşte bu da.
Yani şey yapmak istemiyorum. Bir dakika. İlk eyvallah programdan hattan alıp da böyle. Yok hayır. Eskiden de biz de beyefendi çok bak, güzel şakalar yapıyor. Evet, demin söyledim. Evet. Tencereye atmak istemiyorum seni. Hani biliyorum bir pişmiş. Yok sağ olsun. Var. Yayınımızı şenlendirmek için yapıyor zaten. Ben tabii farkındayım. Emin misin? Ya tencereye atsan ne olacak abi? Benim etim kart kaynamaz ki. Kaynamaz. Anladım ben. Bu ama şey sen güzel ya, kaynatıyorsun. Bu güzel. Acun'un programına çıkan bir çocuk vardı. Facebook'tan kelimeleri ezberleyip birinci oldu stand-up'ta falan. Hani çalışılmış bir şey gibi, hatırladın mı Muti? Kimdi o? O tarz bir şey. Yani böyle her şeye bir cevabı var. Kardeşim sağ olasın, yayınımızı şenlendirdin. Allah razı olsun. Yarın gel başla. Yalnız, ama benimki çalışılmış da değil abi. Çalışılmış değil. Vallahi çalışılmış değil. Patron benimki gibi, alışılmış bir şey. Yani ben böyleyim. Onu öyle bir söyledin ki. Adam orada. Gel, yarın gel başla diyor. Tabii tabii yarın gel başla. İrfan Aslanan'la görüş abi. Sen başla, sen zaten başla yarın. Yani yarın direkt başla. Kardeşim. İyi ki başladın kardeşim. Peki, hattan evet, almak istemiyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, sizinle iletişime geçeceğim ve istiyorum. Bundan sonra her yerinde olun istiyorum. Emniyet müdürü benim tanıdığım, seninle iletişim yok. Eyvallah. Abi, İyi ki aradın. Beni çevirdikleri yerde kalayım ben. Bir daha trafiğe çıkmayayım en azından. Tamam kardeşim benim. Hayırlı akşamlar diliyoruz sana. Hoşça kal. Çok sağ olasın. Öpülün. Sağlıcakla kal. Alkışlarla yollayalım bakalım.